15 tane. Evet, al. Evet. Bu sıvar başladığımdan beri 6 senedir 7 tane Türkiye şampiyonluğum, 3 tane Balkan şampiyonluğum, 1 tane Dünya Kupası şampiyonluğum, Kickbox Avrupa şampiyonluğu ve Muay Thai Dünya şampiyonluğum bulunmakta. Aynı anda 4 tane branş yapıyorum. Boks, Kickbox, Muay Thai ve Wushu'da. 4 branşımızda da ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kickbox Avrupa Şampiyonası'nda bu sene ülkemizde yapılan Kickbox Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. Ülkemizi temsil ettim. Ve aynı zamanda geçtiğimiz aylarda ülkemizde yine yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda gençler 48 kilogramda yine ülkemi temsil ettim ve Muay Thai Dünya Şampiyonu oldum. Aslı, haber senden malzemeleri model yap. Wushu'da da 3 tane Türkiye şampiyonluğum. Muay Thai'de 2 tane Türkiye şampiyonluğum ve Kickbox'ta 2 tane Türkiye şampiyonluğum bulunmakta. İnşallah 2024'te önümüzdeki senede de boksta Türkiye'de güzel dereceler vermeyi ve Avrupa ve Dünya Şampiyonu'nda ülkemizi temsil etmeyi düşünüyorum. Bu 4 ayrı branşta da ülkemizi hem dünya hem Avrupa şampiyonlarında hem de olimpiyat şampiyonlarında temsil etmek istiyorum. Ülkeme ve vatanıma, bayrağıma, milletime bu güzel şampiyonlukları kazandırmayı istiyorum. Bu sene ülkemizde yapılan Kickbox Avrupa Şampiyonası'nda 3 tane zorlu rakibimi yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Finalde yendiğim Azerbaycan rakibim geçen senenin dünya şampiyonuydu. Bu Avrupa Şampiyonası'na katılmadan önce 15 tane kota maçı yenmem gerekiyordu. Hepsini galip gelerek Avrupa Şampiyonası'na kazandım ve 3 tane zorlu maçımı yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Ve geçtiğimiz aylarda Muay Thai'nin dünya şampiyonası vardı. Oraya gitmeden önce de yine olduğu gibi 10 tane falan kota maçı yaptım. Bu yaptığım maçlarda Türkiye'deki zorlu rakiplerimi yendim. Ondan sonra 4 tane Muay Thai Dünya Şampiyonası zorlu rakiplerimi yendim. Finalde yine 2021'in Dünya Şampiyonu, yarı finalde 2022'nin Dünya Şampiyonu ve çeyrek finalde de 2023'ün yani bu senenin de Avrupa Şampiyonu'nu yendim. 3 tane zorlu maçımı yenerek Muay Thai Dünya Şampiyonu oldum. Hamza ilimizin, ülkemizin favori sporcularından bir tanesidir. Kendisi defalarca Türkiye şampiyonu, defalarca dünya arenalarında dövüşmüş bir sporcu. Kendisi bu sene 100. yıla hasrolunmuş Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kaldırarak İstiklal Marşımızı okutmuştur. Hamza tam profesyonellikte devam eden ve geleceği parlak olan bir sporcudur. Hamza'yla tanışalı 6 yıl oldu. Beraber büyüdük. Hani bu 6 yıl içerisinde de Hamza'nın nasıl zorluklar çektiğini hani en yakından gören kişilerdenim. Günde 2, bazen de günde 3 antrenman yaptığımız oluyordu. Hani Hamza bu şampiyonluğu en sonuna kadar hak etti. Hamza'nın 4 branşta da başarılı olması açıkçası çok yani iyi bir şey. Çok başarılı bir sporcu. Biz de onun gibi yani olmaya çalışıyoruz. Çünkü 4 branşta da başarılı olmak cidden zor bir şey. Bizim de hedeflerimiz var. Hamza gibi olmak.